ve sıcaklık performansında kaliteli bir sonuç verdiğini vurgulayabilirim. PNE'nin yazılım tarafının güçlenmesi lazım. O yüzden burasının tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Böylece yeni konsepte başlamış olduk dostlar. Videonun en sonunda "Hay ben bu ürünü geliştiren mühendisin" özetini beraber yapmış olacağız. Detayları oradan görebilirsiniz. Nvidia'nın tehlikeli sualde üretmiş olduğu 8 GB RAM ekran kartları Türkiye'de zaten satışa başlamıştı biliyorsunuz. Gerek sistemlerde gerek incelemelerde bunları görmüştük. Şu anki elimizdeki ürün PNE markasına ait Berto Epic X olarak geçiyor. Fiyatını hak ediyor mu? Videonun sonunda zaten beraber göreceğiz. Kartın ağırlığı tam 1 kilo 158 gram. Çift fanlarla kıyasladığınız zaman genelde çift fanlar 600-650 gram civarında oluyor. 3 fanla tabii çıktığınız zaman o rakamlara biraz daha ulaşmamız hızlı oluyor. Sorayım mı abime yarım kilo? Arka tarafta metal plakamız var ve sol tarafta PNE'nin ekran kartlarının sıkça kullanmış olduğu kendi simgelerinden bir tanesi olan ok işareti var. Tasarımsal açıdan biraz estetiklik kattığını söyleyebilirim. Bunu oradan kaldırdığınız zaman yani kart çıplak oluyor. Bir albenisi olur ya onu kaybediyor. Kartın ön tarafı da tüm ekran kartlarında olduğu gibi sert plastikten oluşuyor. RTX 4060 Ti ekran kartı için tavsiye edilen güç kaynağı minimum 550 Watt. Yük altında ekran kartı TGP değeri 160 Watt. Aslında bu şunu gösteriyor. Yani şu anki verilerle konuşuyoruz. Ekran kartını yük altına soktuğunuz zaman ben bu arkadaşları 500 Watt'lık güç kaynağına bile rahatlıkla çalıştırabilirim. Ancak tavsiye edilenin altına çok fazla inmemenizi ben de öneriyorum. Yani sonuçta herkes oyun oynamıyor. Bir sürü meslek dalı var. Belki alacaksın Blender'da çizim yapacaksın. Belki animasyon yapacaksın, bilmiyoruz. Tüm bunların dışında ekran kartı 160 Watt'lık TGP değerini bu üzerinde bulunan 8 pinlik PCI girişinden alıyor. Daha doğrusu yapıyor. Güç kaynağımızdan ise sadece 8 pin PCI Express güç girişini ayırarak buraya takmamız yeterli. Ekran kartı tam 30 santim uzunluğa sahip, 10.5 santim de genişliği bulunuyor. Bunları neden söylüyorum? Kasa yerleştirirken ölçüler önemli. Sizin kasanız 30 değil de 28 destekliyorsa bu ekran kartını hiç bakmadan aldın. Hadi tak, takamazsın. Ne olacak? Ekran kartını takamadığın için ya önden bir tane fan sökeceksin sığdırmak için ya da kasayı iade edeceksiniz. Kalınlık ise 3.5 santim. Şöyle uzaktan baktığınız zaman hatta yan çevirin çok kalın bir blok soğutucu ve tasarıma sahip olmadığını söyleyebilirim. Karta güç verdiğimiz zaman tabiri caizse Wolverine'in çizik atmış efekti var. Böyle bir üstten sağdan soldan çapraz olarak bir çizik efekti atılmış. Burada RGB aydınlatma yanıyor. RGB aydınlatmaları ise PNE'nin yazılım üzerinden kontrol edebildiğimiz belirtiliyor. Ancak benden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Yazılımı birkaç defa kurdum, tekrar yaptım. Ancak RGB'leri bir türlü değiştiremedim. Ben de yemedi. Kaç defa da kaydet desem olmadı abi. Bu duruma istinaden yazılımı biraz kurcaladığımda da şu hissiyat uyandı bende. PNE'nin yazılım tarafının güçlenmesi lazım. Özellikle stabilizasyon ve 2023 yılında tasarımsal olarak da biraz daha göze hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hazır yazılımı açtık. Burada da bir overclock sekmemiz var biliyorsunuz. Merak ettim. Dedim ki 4060 Ti'ye birazcık overclock yaptığımız zaman FPS performansımıza ne kadar faydası olur? Stoktayken 9001 MHz bellek hızı ve 112 voltaj artışı ile 85 minimum, 155 ortalama ve 247 maksimum erişiyor kart. Ancak bu 9001 MHz'i 9469 MHz'e çekip fan hızlarında ne olur olmaz diye %58'e sabitledim. Aynı zamanda voltaj aralığımı da %25'e kadar çektim. Minimumda 2, ortalama 5, maksimumda ise 4 FPS fark etti. Dikkat ettiyseniz yani stok haldeyken 108 Watt güç tüketen kart overclock'tan sonra 126 Watt'a çıktı. 18 Watt'lık güç artışına karşı 5 FPS almak etkili mi derseniz hayır. Değil 5 FPS, 10 FPS içinde şahsi görüşün değmez. Bildiğiniz üzere RTX 4000 serisinde DLSS 3.0 mevzusu çok geniş bir yankı uyandırdı. Ve FPS konusunda da bizlere vermiş olduğu o cömertlik aşikar. Evet katılıyoruz. Ancak bu her oyun için geçerli değil. Bazı oyunlarda çok iyi giderken bazı oyunlarda istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Mesela F1 2022 bu konuda çok cömert oyunlardan bir tanesi. DLSS 3 desteği de var. Açalım. Şöyle bir karlılığımız var DLSS açtığımız zaman. 8 GB VRAM diyelim ki sizi zorluyor. Ekran kartınız gidemiyor. Bu tip durumlarda DLSS 3'ü açtığınız zaman ortalamada 400
400 ile 500 MB'lik bir VRAM'den feragat etmeden düşük olarak VRAM tüketiyorsunuz. Tam bu sahnede her iki geçti bir durduralım. DLSS açıkken VRAM kullanımı şu anda 6752 MB. Güç tüketimi 111 Watt ve ortalamada FPS 249, minimumda 210 civarı seyrediyor. DLSS'i kapattığım zaman bak burası çok kritik bir yer. 6940 MB gören kart daha fazla güç tüketerek 140 Watt çekiyor. Ortalamada ise 226, minimumda 172 FPS oluyor. Arada minimumda %18, ortalamada %9 performans farkı var. Şimdi az önce size söylemiş olduğum hatırlarsanız her oyunda etkili olmayabiliyor kısmına geldik. Şimdi onu göstereceğim. Bunu geçtiğimiz videolarda söylemiştim. Forza Horizon abi dersine çalışmamış. DLSS'i entegre etmişler fakat istediğimizi alamıyoruz. Bu konuda atamadıkları adımı açıkçası kınıyorum. Yani DLSS var demeli, DLSS maalesef olmuyor. Bu da en net örneklerinden bir tanesi. DLSS kapalıyken kart 112 Watt güç tüketiyor. Ortalamada 134, minimumda 112 ve maksimumda 159 gördük. Ancak DLSS'i açtığım zaman 108 Watt güç tüketimine düşen kart ortalamada 138, minimumda 122 ve maksimumda 162 alıyor. Günün sonunda şunu söylemiş oluyorsunuz. Ben DLSS açtım ama attığım taş abi ürküttüğüm kuşa değmedi. Gerçekten bu mantaliteye oturuyor. Almış olduğun FPS 5-6-7, taş atasın 10 ama görüntüden feragat ediyorsun. Forza Horizon 5'te özellikle FSR ve DLSS gibi teknolojileri açtığınız zaman fark ediyorsunuz açtığınızı. Plaka kısmında, ağaçlarda, yolların kenarlarında pürüzlenmeler ufaktan kendisini hissettiriyor. Bir yerimi DLSS ile çözemezsek. 8 GB'lık ekran kartı aslında bu tabloda her şeyi özetliyor. 7.8 GB'ını kullandığı gibi yer yer bazı sahnelerde 8 GB'ın üstüne çıkıyoruz. İkili sayı sistemi Binary'de bu bellekler bildiğiniz üzere düz 8 GB değil, 8192 MB olduğu için aşıyor gibi görünüyor. Ama 8192 tabii ki aşamayız. Ben de bu tarz oyunlarda maksimum 8096 MB'ı gördüm. Tamam dedik ki DLSS yok oyunda. Last of Us'ta mesela Last of Us oynayacaksınız, DLSS'iniz yok diye. Ne yapacağız abi bu tip durumda? Hem VRAM çok kullanıyor hem de DLSS yok. Bu tip durumda maalesef mecbur olarak ayar kısmak durumunda kalacaksınız. Yani Last of Us'ı 4060 Ti ile Ultra'da oynayamıyorsunuz, yükseğe çekmek durumunda kalıyorsunuz gibi bir veri ortaya çıkıyor. Ultra'da oynarsan ne olur? 60 FPS'in altına düşersin. Oynuyor musun? Gene oynuyorsun. Ama biz o akıcılığı kaybetmek istemediğimiz için hep 60 FPS'in üstünü çalıştırmaya çalışıyoruz. Mesela Ultra'da oynarken yüksek ayara çekmek durumunda kaldığım zaman arada 900 MB'lık bir VRAM var. Neredeyse 1 GB'lık bir düşüşten bahsediyoruz. Peki 8 GB'ın üstüne çıktığı zaman kart ne oluyor? Mesela bunu geçen de yaşamıştık Uğur hatırlarsan. Call of Duty Warzone'da 2-0 gir abi. Hemen bu çatışma sahneleri, bombaların patladığı yerler, böyle animasyonların olduğu yerlerde takılmalar yaşamaya başlıyorsunuz. İster istemez ben de diyorum ki abi ben böyle oynayamam, hayır. Kartım yeni, güncel ama ayar kısmak durumundayım. Yani aslında işin özeti Afterburner'da takip ettiğimiz kısım var da %1 ve %1'lik kısımların belli seviyelerin altına düşmemesi gerekiyor. %1 10 FPS'in altına düştüğü zaman hadi bakalım. Şimdi oyun oynamadan önce sizlere kartın Furmark testini yapmak istiyorum. Biliyorsunuz yazın sıcak aylardayız şu anda. Her yer kaynıyor. Biliyorum İstanbul'da yaşayanlar şikayetçi, Adana'da yaşayanlar daha fazla şikayetçi derken sistemler ne yapsın? Onlar daha fazla ısınıyor şu anda. Oda sıcaklığımız 26 derecedeyken Furmark testini abi ben yanlışlıkla unuttum. Bayağı bir gitmiş o. Kendi kendine testleri yapmış. Bir yandan da iyi oldu. Şu an Furmark 11. dakikada kartın %98'ini kullanırken fan %38'de. Sıcaklık da 38'de başladı. 66 maksimumu gördü. 1-40 dakikaya yakın bu testi tutacağız. Şu an bayağı oldu. 38. dakikanın içerisindeyiz fark ettiyseniz. Şu ana kadar hiç 66 derecenin üstünü görmedik artık. Fan hızı yine 38'lerde seyrediyor. Ve şunu söyleyebiliriz. PNE'nin bu kartı şu anki verilere göre oldukça stabil ve sıcaklık performansında kaliteli bir sonuç verdiğini vurgulayabilirim. Sentinel testlerin ilki 3D Mark Time Spy dostlar. Full HD çözünürlükte yaptığımızdan dolayı bu kartlar aslında Full HD ve 2K kartı olduğu için vereceği sonuçlar bizim için önemli. Bütün 8 GB VRAM'e sahip elimdeki kartların hepsini tabloda sizlerle paylaşacağım. PNE RTX 4060 Ti 13.659 puan ile ikinci sıraya yerleşiyor. Nvidia'nın lansman kartı olan test etmiş olduğumuz modelle arada 24 puan var. Yani aslında kafa kafayalar. Hemen arkasındaki 3070 Ti ile de 19 puan var. Kapışma burada çok yüksek. Hemen Rust ile testlere başlayacağım. DLSS desteği sonradan geldi ama bu kartta saf kas gücünü test ederek detaylara bakacağız. Optimizasyonu her ne kadar çok beğenmesem de hala günümüzde çok fazla oynanan, hayatta kalma oyunlarından bir tanesi diyebilirim.
PNEA 4060 Ti 132 ortalama ile 3. sırada başladı. AMD'nin lansman kartı ile arasında 7 FPS var. İlk sırada RX 7600 ekran kartı 145 ortalamaya sahip. Ayrıca 3060 Ti 2 FPS ile geçmiş ama tepe noktasında 4 FPS ile geride kaldığı için arkadaş 4. sırada. Adamları. Siktir, gördüm. Geldi. Ağır ve Türkçe dublajının beni benden aldığı oyunlardan bir tanesi. Her ne kadar ya koymasam mı diye düşünsem de koyuyorum abi ister istemez. İlk zamanlar Cyberpunk gibi optimizasyon problemleri vardı. Şimdi biraz daha böyle ufak ufak düzeldi. PNEA RTX 4060 Ti 90 ortalama ile 2. sırada. Tablo Rust'ta olduğu gibi değil. Bu sefer tam tersi. RX 7673 ortalamaya sahip. Arada 17 FPS var. Hem DLSS hem de FSR destekli ama aynı zamanda Safkas gücünü de çok önemli oyunlardan bir tanesi RDR2'deyiz. PNEA RTX 4060 Ti 92 ortalama ile ilk sırada olmayacaktı ama DLSS açınca 121 ortalamayı gördüğü için hem tepe noktasında hem de ortalamada iyi durumda. RX 7600 ile arada 20 FPS var. Ancak FSR ve DLSS devre dışı kaldığı zaman bu fark 9 FPS'e kadar geri düşüyor. Az önce bahsetmiştim. DLSS ve FSR'ı açmasanız da olur oyunlarından bir tanesi Horizon 5. Optimizasyonu güzel ama o taraf için bu geçerli değil. Kart burada 147 Safkas gücünde ortalamaya sahip. RX 7600'de kafa kafayalar. Hatta stok kartıyla da kafa kafaya olduğunu söyleyebilirim. Sonuçlar birbirine çok yakın. Her ne kadar CPU çok önemli olsa da bu oyun için grafik de tabii ki birazcık önemli. Yani %80 CPU, %25 GPU ağırlıklı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz Valorant için. İşlemciniz ne kadar güçlüyse o kadar fazla FPS alıyorsunuz. PNEA Valorant'ta 799 ortalama ile 3. sırada. RX 7600'ü burada geçiyor. Fakat tepe noktasında 42 FPS olduğu için geride. Tüm bu testlerin dışında 2 haftadır kullandığım kart çeşitli oyunlarda VRAM tarafında karşılaştırmam için bana çok güçlü aynı zamanda güçsüz doneler verebiliyor. Yani aslında AMD'nin eleştirdiği noktalara gelmiş olduk. Mesela Call of Duty Warzone'da 8.64'ü gördüğümüz gibi Rust, God of War ve Last of Us Part 1'de sınırda sayılabilir. Hatta Last of Us'ı ayarlara yüksek çekmek durumunda kaldığım halde bu şekilde. Ultra'da oynarsanız 8 GB'a çok rahatlıkla yaklaşıyorsunuz. O yüzden bu tip durumlarda mutlaka varsa DLSS açmanız lazım. DLSS yoksa yapacak bir şey yok. Ayar kısmanız gerekiyor. DLSS açınca VRAM kullanımınız da ortalamada 500 ile 700 MB arası fark ediyor. Tüm testlerin sonucunda kartın sıcaklık performansları oyunsal olarak baktığımızda en yüksek God of War'da gördük 67 derece. Ortalaması ise 61 derece. Ardından RDR2 65 ve Apex Legends 64 derece ile sıralamayı paylaşıyorlar. 3 fanlı bir ekran kartı için 26 derece oda sıcaklığında sonuçların tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Son olarak hep konuşuyoruz ya hani bir ekran kartı alacağız veya bir sistem alacağız. Daha doğrusu toplayacağız. Bu ekran kartına, bu işlemciye, bu watt, bu güç kaynağı yeter mi? Soruların cevaplandığı bölüm aslında burası. Burada da güç kaynağımda watt ölçer olduğundan dolayı bana çok kolaylıkla yardımcı oluyor. Sonuç olarak en yüksek güç tüketimini Cyberpunk 2077'de 297 watt'la beraber görüyoruz. Ardından RDR2 ve Battlefield 2042 takip ediyor. Aslında 300 watt üstünü görmediğimiz için Full HD'de 500 watt'lık bir güç kaynağı rahatlıkla bu sistemi çalıştırabiliyor. Ama yine dediğim gibi siz her zaman oyun oynamadığınızı varsayarak 550 watt'ın altına inmemenizi tavsiye ediyorum. Ki benim kullanmış olduğum işlemcide AMD Ryzen 7 7700 DDR5'li bir sistem. Şimdi o videonun başında görmüş olduğunuz "Hay ben bu mühendisin" dediğimiz kısma geldik. Aslında burada görece olarak kartın artısını ve eksisini paylaşıyorum. İlk önce eksilerden başlayalım. Kart birincil olarak yazılımsal tarafından bence acilen bir revizasyona uğraması gerekiyor. Yazılım arayüzü 2023 yılındayken maalesef tatmin edici değil. Hatta bazen yapmış olduğunuz ayarları kaydettiğiniz zaman birazcık beklemeler, hafiften takılmalar yapabiliyor. O yüzden bu tarafa bir revizasyon şart. Diğer tarafta şu anda RTX 4060 Ti kartlar, 8 GB VRAM'lı olanlardan bahsediyorum. Fiyatları çok pahalı. Yani AMD'nin burada yürütmüş olduğu satış politikası zaten yurt dışında da eleştirilirken Türkiye'de de eleştiriliyor. Biz de eleştiriyoruz, farklı arkadaşlarımız da eleştiriyor. O yüzden Türkiye'de zaten dolar kuru çok yükseklerde seyrettiğinden dolayı bu kartlara ulaşılabiliyor olmamızın temellerindeki o ara çukur biraz daha derinleşmiş durumda. Yani daha fazla çabalamamız gerekiyor bu kartları almak için. PNEA'nın de bu 3 fanlı ekran kartını böyle
AKAKCP gibi sitelerdeki listeleme fiyatına baktığımda 17 bin lira civarı bir fiyat listesi görünüyor. Açıkçası bu fiyatın biraz daha aşağıda kalmasını beklerdim. Tasarım tarafı görecelidir. RGB aydınlatma da görecelidir. Kimine göre çok iyi, kimine göre değildir. Burada şahsi görüşüm RGB aydınlatma tarafında yazılımın oraya müdahalesinde geç kalması ve RGB aydınlatmaları değiştiremiyor olması. Dedim ki ya evet, az önce bahsettim ya, yazılım tarafında biraz eksiklik var sanırım. O burayla bağdaşıyor arkadaşlar. RGB olmasa olur mu? Olur. Ekran kartını kasaya taktıktan sonra çok fazla görmüyorsunuz ama holder kullanıyorsanız RGB'nin açık kalmasında fayda var. Artı tarafına geldiğim zaman kartın 26 derece oda sıcaklığında yapmış olduğum testlerde açısı üstüne bastım. Full markından tut bütün oyun performanslarına kadar. God of War'da 67 dereceydi. Full mark'ta 68 dereceydi. Ve 40 dakikalık bir kurmak testinden bahsediyorum. Sıcaklık performansı gerçekten tatmin edici seviyede. Ve 68 dereceye çıkan bu sıcaklıkta fan devre önemli. Benim fanım %100 çalıştıktan sonra 68'de olmasının bence bir manası yok. Fan %38'deydi. Yani aslında ben istesem manuel müdahale ederek bu kartı %60 fan hızında çalıştırarak 68'de gördürtmeyebilirdim. O yüzden burasının tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. FPS performansı tarafında fabrika çıkışı olarak kartlar ufaktan overclock yapılabiliyor. Ben biraz daha kendim yazılım tarafından overclock yaptım. 4-5 FPS daha üzerine koyduk. Sonradan stok hale geri çektim ama genel olarak kartın stabilizasyonu güzel. DLSS 3 performansını zaten DLSS 3 destekli oyunlarda her zaman savunuyoruz. O yüzden kesinlikle açmanızda fayda var. Kartın performansı da gayet iyiydi. Umarım kafanızdaki bütün soruları cevaplamışımdır. Tabloya son kısımda şunu eklememiz lazım. 160 Watt'lık güç tüketiminde, yani düşük güç tüketiminde vermiş olduğu performanslar artı bir kenara yazdırabilir. O yüzden 550 Watt güç kaynağıyla beraber bu ekran kartını Ryzen 7700 gibi işlemcilere çok rahatlıkla çalıştırabilirsin. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlardan bana yazmayı unutmayın. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Beğenerek bana destek olmanız gerçekten çok önemli. Zaten başka bir ricamız da yok. Hani yorumlatıp beğenirseniz bizim için yeterli oluyor. Bir sonraki ekran kartı incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Nokta koydum gibi oldu. Kendinize çok iyi bakın. Nokta gibi oldu. Bağlayamadım. Neyse.